oldu? Yukarıdayken alev aldı. Güvenlik güçleri arasında Kürt asıllılar var ve Harbiye'ye alınırken talebenin kökü araştırılıyor. Türkiye'deki nüfus katmanları içerisinde köken olarak bir şeyler aramak çok zor. Ben Malatya doğumluyum, o yörenin çocuğuyum. Hasbelkader 7 sülalemi yukarıya doğru biliyorum. O da hasbelkader öğrendim. Ve Türkiye'de bunu bilmeyen çok kişi vardır. Bilemez de zaten, bilmesi de istenmez. Yani yörelerde kapalı değil toplumlar. Senelerce senelerce birbirine girmiş. Artık bugün Türk kökenliyim diyenin veya demeyenin geriye doğru gittiğimiz zaman ne çıkacağını da bulmak mümkün değil. Yani Türkiye, insanlar artık birbirine karışmış. Hatı zaten de böyle ağırlıklı bir mesele. Mesele günün siyasi ortamına göre biraz da icat ediliyor. Efendim, Türk ordusunda hiçbir şekilde bir ayrım yoktu. Zaten Türk ordusunun en büyük özelliği de milletin ordusu olmasıdır. Her kademeden insanların bir toplumudur. Yani ülkenin adeta temsilcisi ve özüdür. İmtihan yaparız. Bu imtihan sonucu dışarı herkesin göreceği yere bir liste asarız. İmtihan neticelerinde sıraları seririz. İhtiyacımız kadar alırız, bu sıraya girer. Eğer aldıklarımızdan bir tanesi hasta şu bu şekilde gelmezse liste herkesin gözünün önündedir, bir sonrasını alırız. Yani ismiyle, cismiyle, soyadıyla, numarasıyla ve memleketiyle liste tamamen açıktır. Rakamsal söylemem gerekirse aşağı yukarı jandarmada bulunan erlerin %23'ü doğudan gelen yavrularımızdır. Ve şu anda olağanüstü hal bölgesinde de %17 oranında doğudan gelen erlerimiz var. Yani bizim için hiçbir mesele değildir. Hepsi evlatlarımız, hepsi bu ülkenin çocukları. 17 Şubat 1993 günü Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in bindiği Beechcraft 200 Super King Air tipi uçağın düştüğü ve komutanın şehit olduğu haberi geldiğinde Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin bir heyetle öğle yemeğindeydi. Hikmet Çetin'in ağzından şu cümle döküldü: "Geleceğin Genelkurmay Başkanı öldü." Heyette bulunan kişilerden biri ise şunları söyledi: "Kürt meselesini çözecek komutan öldü." Ülkemizin gündeminden terör ve asayişin çıkarılmasında bir numaralı görevi yüklenen Eşref Bitlis'in kaybından duyduğumuz keleri kelimeler anlatmaya yetmiyor. Aziz silah arkadaşım ve aziz kardeşim, ruhun şad olsun. Orgeneral Eşref Bitlis'in 1990'da jandarma genel komutanı olmasını sağlayan kararnamenin altında Cumhurbaşkanı Özal'ın imzası vardı. Genelkurmay Başkanı tayininde son imza da Cumhurbaşkanı'na aitti. Ümit ediyorum ki bizden sonra gelen nesiller de kendilerinden sonra gelenlere iyi bakacaklar ve birikimler devam ederek artarak gidecektir. Orgeneral Eşref Bitlis Malatyalıydı. Yani Özal'ın hemşehrisiydi. Normalde teamül her komutanın jandarma genel komutanlığı görevini 2 yıl sürdürmesiyken Eşref Bitlis görevinin 3. yılındaydı. Orgeneral Bitlis ve Cumhurbaşkanı Özal defalarca baş başa vermiş, Güneydoğu Ateşi dedikleri Kürt meselesi ve terörü bitirmenin çarelerini konuşmuşlardı. Özal, "Kürt meselesini çözmek benim bu ülkeye yapacağım son hizmet olacaktır." derken, Orgeneral Eşref Bitlis, Kürt liderler Barzani ve Talabani'yi Türkiye'nin yanında tutmak için onlarla görüşmek üzere Kuzey Irak'a giden ilk Türk komutandı. Bu konuda çocuklar, çalışmalar devam ediyor. Bunların daha isim listeleri çıkacak, işlere hazırlanacak, suçlular görülecek. Ondan sonra gerekli görüşmeler yapılacak. Biri jandarma genel komutanı, diğeri Cumhurbaşkanı. 1993 yılında iki ay arayla ikisi de şüpheli bir şekilde öldüler. ...17 Şubat 1993 günü Orgeneral Eşref Bitlis'i Diyarbakır'a götüren uçak,
kalkışından 4-5 dakika sonra radar ekranından kayboldu ve 2 dakika sonra Ankara Yeni Mahalle'de postane bahçesine düştü. Orgeneral Eşref Bitlis, Emir Subayı Albay Fahri Işık, 1. Pilot Binbaşı Yaşar Erian, 2. Pilot Yüzbaşı Tuğrul Sezginler ve Uçuş Teknisyeni Assubay hayatlarını kaybettiler. Uçağın düştüğü alandaki bekçi kulübesinde bulunan bekçinin de ölümüyle kayıp sayısı 6'ydı. Cumhurbaşkanı Özal, Eşref Bitlis'in ölüm haberini resmi ziyaret için bulunduğu Makedonya'da, Makedon Cumhurbaşkanı ile yediği öğle yemeği sırasında öğrendi. O gün kendisine refakat eden gazetecilere şunu söyledi: "Memleketimiz değerli bir evladını kaybetmiştir." Sadece 2 ay sonra Çankaya Köşkü'nde sabah kahvaltısı yapmak için yürüyen Özal aniden yere düştü ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Orgeneral Eşref Bitlis, Emir Subayı Albay Fahri Işık'la birlikte 17 Şubat 1993 günü Diyarbakır'a giderken, çantasında sonbahar aylarında PKK'ya karşı yapılacak bir operasyon planı vardı. Birkaç gün önce bu planı yazılmamak kaydıyla bir gazeteciye anlatmıştı. Orgeneral Bitlis, 1992'nin Mart ayında tam bir kalkışmaya dönüşen ve 110 kişinin ölümüyle sonuçlanan Nevruz Bayramı'nın 1993'te huzur içinde geçmesi için planlar hazırlıyordu. Orgeneral Bitlis'in elindeki bilgilere göre 450 PKK'lı sınırdan giriş yapmış ve içerideki 1800 PKK mensubuyla birleşmişlerdi. İşte bunların yerlerinin tespitiyle Nevruz'dan önce operasyon yapılacaktı. Bu programda bir komutanın şüpheli ölümünü, yani Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in hayatını, ölümüyle yarım kalan Diyarbakır yolculuğunun arka planını ve kaza denilen olayın iç yüzünü ele alacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde görevi başında ölen sayılı komutanlardan biri olan Orgeneral Eşref Bitlis, 1933 yılında Malatya'da doğdu. Orta halli bir ailenin çocuğuydu. Babası terziydi. 19 yaşındayken 1952 yılında Kara Harp Okulu'na giren Bitlis, 1954'te topçu teğmeni olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. O dönemde Harp Okulu 2 yıllıktı. Eşref Bitlis, 1966'da Kara Harp Akademisi'ni bitirip kurmay subay oldu. Ertesi yıl dil öğrenimi için Almanya'ya gitti. Rütbesi binbaşıydı. Almanya'da 2 yıl kaldı. 1969'da Türkiye'ye dönüp Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitiren ve 3 yıl çeşitli birliklerde görev yapan Bitlis, 1972'de yeniden Almanya'ya gönderildi. 1973'te Alman Kara Harp Akademisi'ni bitiren Bitlis, dönüşünde İstanbul'daki Kara Harp Akademisi'nde 1 yıl baş öğretmenlik yaptı. Eşref Bitlis, albay rütbesiyle alay komutanı iken 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan subaylardan biriydi. 1978 yılında Tuğgeneral oldu. 4 yıl boyunca Bolu Dağ Komando Tugay Komutanlığı yaptı. 1982'de tümgeneral oldu. Albay olarak savaşmak için gittiği Kıbrıs'a bu sefer tümgeneral rütbesiyle geri döndü. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kol Ordusu'na bağlı 28. Tümen Komutanlığı'na atandı. 2 yıl Kıbrıs'ta kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. 1986'da korgeneral rütbesine yükselen Bitlis, 1988'de 3. defa Kıbrıs'a gitti. Bu sefer Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'ydı.
Allah devlete millete zeval vermesin. Eşref Bitlis'in keyifli olduğu zamanlarda ve her terfi döneminde evinde eşi Şükran Hanım ve oğlu Tarık'la konuşurken ağzından düşürmediği cümle buydu. Allah devlete millete zeval vermesin. Askerlik sürprizlerle dolu bir meslekti. Hiçbir rütbeye yükselmenin kesin bir garantisi yoktu. Bitlis bunun bilincindeydi. Ve 1990'da Eşref Bitlis bir subayın gelebileceği en son rütbe olan Orgeneralliğe yükseldi. Onu ikinci bir sürpriz daha bekliyordu. Orgeneral olur olmaz Jandarma Genel Komutanlığı makamına getirildi. Normalde bu göreve Orgeneral rütbesiyle 2 yıl ordu komutanlığı yapanlar atanırken bu görev ona verilmişti. Sorumluluğu büyüktü. General Eşref Bitlis'in jandarma genel komutanı olduğu 1990 yılında gerek Güneydoğu'da gerekse büyük şehirlerde terör belirgin bir ivme kazanmıştı. Paris'teki Kürt konferansına katıldıkları için Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den ihraç edilen 7 milletvekilinin de aralarında bulunduğu 10 Kürt kökenli milletvekili Halkın Emek Partisi ismiyle yeni bir parti kurdular. Güneydoğu'da tansiyon her geçen gün tırmanıyordu. O yıl Nevruz Bayramı'nda Cizre'de yaşanan kepenk kapatma eylemini Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki olaylar izledi. Nusaybin ve Cizre olaylarında 13 kişi hayatını kaybederken Filistin direnişinden hareketle Güneydoğu'da olup bitenlere intifada diyenler bile çıkmıştı. 1990 zorlu bir yıldı. Türkiye'de 20 eğitim kampı bulunan, Kuzey Irak'ta biri ana üs olmak üzere 10 kamp kuran PKK'nın mali imkanları da güçlendi. Katılımların da artmasından güç alan PKK, hareketli savaşa geçme kararı aldı. PKK militanları sayıları yüzleri bulan gruplar halinde dolaşacak, karakollara, askeri birliklere, kasabalara saldırarak buraları ele geçirmeyi hedefleyecekti. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri de yeni mücadele taktikleri geliştiriyordu. Gece görüş dürbünleri, yeni tanklar, yeni silahlar alındı. Büyük birliklerle dağları tarayıp kışlaya dönmek yerine küçük birliklerle sürekli dağda kalarak operasyon yapılacaktı. Buna alan hakimiyeti deniliyordu. Eşref Bitlis'e göre Türkiye Cumhuriyeti, bütün ülkeye yayılma ihtimali bulunan Güneydoğu'daki ateşi söndürmek istiyorsa, PKK meselesiyle Kürt meselesini birbirinden ayrı tutmak mecburiyetindeydi. PKK ile mücadele edilirken, eli silahlı teröristle normal sivil insanlar arasında ayrım gözetilmeli, sivil insanlara en az zarar verecek terörle mücadele yöntemleri kullanılmalıydı. Bizim için önemli olan bir Kürt vardır, bir halktır. Bunun bir birliği vardır, bir dili vardır. İlk defa işte 18 yıl önce birlikte hazırlayacağını hazırladığı, sunduğu bir programda beraber olduk. Kuzenlerin %23'ü doğudan gelen yavrularımızdır. Ve şu anda olan sahil bölgesinde de %17 oranında doğudan gelen erlerimiz var. Yani bizim için bir mesele değildir. Hepsi evlatlarımız, hepsi bu ülkenin çocukları. Her şeyden önce çok nazikti. Mesela o programdan önce öyle sohbet etme imkanımız oldu. İşte sigarasını çıkardı. Bana ikram etti. Sigaramı yaktı. Ondan sonra makyaj odasına gelirken buyurun başkan siz önce. Böyle bir kibarca bir şeyin içinde bulundu. İşte mutlaka bu ülkenin sorunları hepimizi ilgilendirir. Umut ediyoruz ki bütün bunlar, bu zorlukları hep birlikte aşarız gibi böyle bir yaklaşım gösterdi. Tabii ki bir jandarma genel komutanın veya bir askerin, sivillerin de çok alışmadığı bir uslupla sizinle hitap etmesi veya işte bu konuda bir şeyler anlatmaya çalışması önemliydi. Güvenlik güçleri halkın çocukları tamam.
ve halk içinde. Zaten güvenlik güçlerinin muhatabı halk değildir, teröristtir. Dolayısıyla bizim halkla hiçbir meselemiz yok. Eşref Bitlis Paşa Malatyalıdır. Babam da çok sevdiği bir komutandı. Hatta yani bu komutan cumhurbaşkanı ilişkisi dışında arkadaşlık ilişkileri vardı. Dostlukları vardı, kişisel dostlukları vardı. Ve o dönemde 93 yılında babamın Eşref Bitlis Paşa'nın yine ölen Adnan Kahveci'nin çerçevesinde çok kısa bir çevre içerisinde bu Güneydoğu Kürt meselesi ve PKK meselesinin çözümleri aşağı yukarı oturtulmuştu. Bunların değişik kademeleri vardı, değişik yöntemler çalışılmıştı. Bunlar da aşağı yukarı bitmişti. Ve uygulamaya konmak üzereydi. Ve bu mesele bitecekti 93'te. Yani sonuçta 17 sene önce bunlar bitecekti. Ve kendisi de bunu muhakkak bitireceğini söylemişti bana en son gördüğümde babama. Aşkabat, Türkmenistan başkentinde bir gece önce. Çünkü ben oradan babamı son gördüm orasıdır. Türkiye'ye döneceğim, bu işi bitireceğim artık dedi. Zaten geldi, iki gün sonra vefat etti. Fakat o sırada mesela Uğur Mumcu daha önce öldürülmüştü. Faili mesullere girdi. Uğur Mumcu o dönemde derin devlet, PKK veya terör örgütü ilişkilerini çalışan bir yazardı, bir araştırmacı gazeteciydi. Ve bunlar açıklamaya başlayacaktı, o gitti. Ve Türkiye bir anda böyle garip olayların içine itildi. Mesela Madımak olayı. Madımak olayı araştırılması lazım. Yani Türkiye'de bir Alevi-Sünni çatışması başlatılmak istenen bir olaydır o. 33 elin şehit edilmesi. Ya o dönemde olan olaylar gerçekten Türkiye'yi böyle bir anda patlama noktasına getirdi. Ve barış yoluna giden Türkiye bir anda 180 derece geriye itildi. Benim bilgim dahilinde Sayın Özal'la rahmetlinin daha evvelden gelen yani kökenden gelen, gençlikten gelen bir tanışıkları yok. O zaman da bir cumhurbaşkanının jandarma genel komutanı ile olan ilişkileri, cumhurbaşkanı jandarma genel komutanı ilişkileri neyse oydu. Yani konuşulan da evde bu doğrultuda olabilirdi. Öyle de oluyordu. Yani böyle bir hani evde Cumhurbaşkanı Özal'dan bahsetmek sadece bu boyutta olabilirdi. Öyle oluyordu da zaten. Eşref Paşa Kürt realitesini reddetmeyen ama bu realiteyi Türkiye'nin, Türk milletinin bir parçası olarak gören bir anlayışta insan idi. Bu anlamda bir bütünlük içerisinde meseleye bakmak, oradaki insanların sıkıntılarını da dikkate alarak bir çözüm modeli geliştirmek, bir barış modeli geliştirmek, meselenin sadece askeri boyutlarla çözülemeyeceğini, bunun içerisine siyasi çözümlerin de düşünülmesi gerektiğini zannediyorum gündeminde tutan bir insandı Eşref Paşa. Bu nedenle askeri çözüm modeli yanlılarıyla arasında bir çatışmanın olduğu da anlaşılıyor. 1991 yılının en önemli gelişmelerinden biri Kürtçe konuşmayı yasaklayan kanunun kaldırılmasıydı. Bu kanun 5 Şubat 1991 günü kaldırılırken Cumhurbaşkanı Özal şunları söyledi. Sorun yasaklarla çözülemez. Bu bölgede eziklik ve terk edilmişlik duygusu var. Bunu kırmalıyız. Halkın Emek Partisi Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın faili meçhul bir cinayete kurban gitmesi, 1991'in hararetini yükselten olaylardan biri oldu. 5 Temmuz 1991 akşamı kendisini polis olarak tanıtan kişilerce evinden alınan Aydın'ın, 3 gün sonra Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Maden yolunda bir köprü altında cesedi bulundu. Vedat Aydın, faili meçhul bir cinayete kurban gitmişti. 10 Temmuz günü yapılan Vedat Aydın'ın cenaze töreninde katil devlet, katil kontrgerilla sloganları atıldı. Çıkan olaylarda 7 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. ...1991'in Ekim ayında yapılan milletvekili seçimleriyle meclise giren Leyla Zana ve Hatip Dicle'nin yemin töreni sırasındaki tavırları yeni bir gerginlik kaynağı oldu. PKK lideri Öcalan, seçimlere Erdal İnönü liderliğindeki SHP listesinden giren hep milletvekillerine oy vermeyen Kürt seçmenleri şöyle hedef gösterdi. Tavuklarını bile öldürün.
SHP listesinden seçilen 22 milletvekilinden biri olan Hatip Dicle, 6 Kasım 1991 günü yemin etmek üzere meclis kürsüsüne geldiğinde, "Ben ve arkadaşlarım bu metni anayasanın baskısı altında okuyoruz," dedi. Başında yeşil, kırmızı ve sarı renklerden oluşan bir saç bağıyla kürsüye gelen Leyla Zana'nın ceketinin cebinde de bu renklerden oluşan bir mendil vardı. Zana, yeminini bitirdikten sonra Kürtçe olarak şunları söyledi: "Bu yemini Kürt ve Türk halkının kardeşliği için okudum." Meclis kürsüsünde meydana gelen bu olaylardan sonra sadece meclis değil, bütün Türkiye karıştı. Güneydoğu adeta ateş üzerindeydi. Operasyonlarda öldürülen PKK militanlarının cenazelerinde olaylar çıkıyor, kepenkler indiriliyordu. Lice ve Kut'taki gerginlik İstanbul'a sıçradı. ...1991 sonunda koalisyon ortağı İnönü ile birlikte Diyarbakır'a giden Başbakan Süleyman Demirel'in "Kürt realitesini tanıyoruz" sözleri tansiyonu düşürmeye yetmedi. PKK lideri Öcalan 1992 yılını Serhildan, yani toplu kalkışma yılı olarak ilan etti. Hedefi kurtarılmış bölgeler oluşturmak, ulusal bir meclis toplamak ve savaş hükümeti kurmaktı. PKK özellikle Şırnak, Nusaybin, Cizre'yi kurtarılmış bölge ilan etmek istiyordu. Şehir merkezlerinde PKK bayraklı kitlesel eylemler yaşanıyordu. PKK roket atar ve uçak savar kullanarak sınır boyundaki 3 askeri karakola büyük saldırılar düzenledi. 1992 en kanlı Nevruz'un yaşandığı yıl oldu. 21 Mart 1992 günü ilk olaylar Şırnak'ta patlak verdi. Şırnak, Cizre, Nusaybin, Mardin ve diğer merkezlerde 57 kişi öldü. Örtülü savaş vardı. Başbakan Demirel, PKK'nın kökü kurutulacak diyordu. O gün bundan sonra ne olacaktır? Düşüncelerini söyleyeceğim. 1992'nin Ağustos ayında Şırnak yeniden karıştı. Çıkan çatışmalarda ve olaylarda 30 kişi öldü. Şırnak çok konuşuldu, çok tartışıldı. Fakat Şırnak'ta asıl olan daha henüz hadiseler hiç bilinmediği bir zamanda, yani başlangıcında basın yoluyla çeşitli kişilerin demeçleriyle sanki Şırnak'ta bir felaket olmuş arasıydı. Hatırlayacaksınız. 500 ölü, 600 ölü, Şırnak dümdüz, hepimiz hatırlıyor. Bunlar nereden çıktı efendim? Neden buraya geldik? Aslında Şırnak'ta olanlar bizce biliyor. Şöyle biliyor, nereden biliyorsunuz? Yani tek taraflı konuşmuyoruz. Hadiselerden sonra gözaltına alınanlar var, sorgulananlar var, bunlardan tutuklananlar var. Bunlar ifadelerinde bir şeyler söylüyorlar. Ve bu ifadeler bir dosya dolusu her zaman bende durur. Açıkça ifadesinde diyor, şu örgütün şu adamın verdi, bize şu silahları bıraktı ve şuraya ateş edeceksin. Biz de bunları yaptık, ondan sonra silahı aldı götürdü şuraya. Acaba muamele sert mi oldu diyorsunuz? Şimdi düşündünüz, gece birdenbire Tugay'a, jandarmaya, kamu tepkilerine ateş ediliyor, şehitler veriliyor. Bölgedeki komutanı dinledim, kendi tabiriyle 17 dakika karar veremedim dedim. Elbette ateş edene ateş edilecektir. Bu şarttır. Yani nefs-i müdafaanın ta kendisidir. Efendim bazı binalara etkiler olmuştur. Elbette olacaktır. Çünkü o binadan ateş edildiği zaman oraya ateş edildiğinde binaya dokunur. Yani başka çaresi yok bunun. Bütün bunlar kendi şartları içerisinde olmuştur. Ve inanınız o kadar silahın, silah cinsinin, ağır silahların, askerin bulunduğu bir ortamda, bir yerleşim biriminde eğer lanse edildiği gibi bu silahların hepsi ateş tutsaydı, o şehirde kimse kalmadı.
İşte bu ortamda Orgeneral Eşref Bitlis'in önerisi doğrultusunda Milli Güvenlik Kurulu 27 Ağustos 1992 günü Diyarbakır'da olağanüstü toplandı. MGK toplantısından sonra yayınlanan bildirideki şu görüşler dikkat çekiciydi. Terörle mücadelede demokratik hukuk devleti kuralları içinde kalınmalı, kanun ve nizam hakimiyeti kesintisiz tesis ve idame edilmeli, halkımızın huzur ve güvenlik içinde bulunması esas alınmalıdır. Sadece 3 gün sonra, 30 Ağustos 1992 günü PKK İran'dan sızıp Hakkari'deki Alan Karakolu'nu bastı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 Eylül günü hava akınlarıyla başlattığı, daha sonra kara harekatına dönüşen operasyon, Orgeneral Eşref Bitlis'in idaresinde Ekim ayı boyunca yürütüldü. Barzani güçleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri timleri ortaklaşa PKK'ya saldırılar yaptılar. 3000 PKK'lı öldürülürken 31 Ekim 1992 günü Haftanin kampının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmesiyle bu harekat son buldu. Alınan diğer bir tedbir, korunması zor karakolların kaldırılması ve mevcut karakolların güçlendirilmesi oldu. Ayrıca her ilçede jandarma bölükleri ve her ilde jandarma taburları kuruldu. Ama olaylar durulmak bilmiyordu. 20 Eylül 1992'de AP Musa olarak bilinen Musa Anter, Diyarbakır'da faili meçhul bir cinayete kurban gitti. Cumhurbaşkanı Özal ve Eşref Bitlis'e göre her şeye rağmen Güneydoğu'nun ateşini düşürecek şey demokratik yapıyı güçlendirme yolunda atılacak adımlardı. Türkiye'de bir iç savaş çıkartma gayretleri oldu. Eşref Paşa'nın mevcut dönem, yani o dönem izlediği politika tam tersine bir kardeşlik, Türk-Kürt kardeşliği. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'ne bugün düşmanca nitelenebilecek bazı çıkışlar yapan Irak'ın kuzeyindeki yapılanmalarla da temasa geçerek gerek dediğim gibi Türkiye'nin içindeki Kürt kökenli yurttaşlarımız, gerek Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerle bir dostluk politikası, bir barış politikası, hatta onları emperyal güçlerin kucağına bırakmamın politikası çerçevesinde Eşref Paşa'nın faaliyetleri görülüyor. Oradaki yapılan mücadelenin yanlış olduğunu, o yanlışlıkların da geniş bir şekilde altını çizip neden devlet nerelerde yetersiz kaldı, Kürt halkıyla bir grup terörü birbirine karıştırdı diyen insanlar bunlar. Tabii ki terör bu kadar uzamazdı ya da en azından terörle ilgili doğru ve uzman ağızlardan bu işe gönlünü vermiş ve yıllarca dağda mücadele yapmış insanlar daha çok dinlenseydi terörde başka şekilde yollar kat edilirdi. Özal'ın 1992 sonbaharında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına getirdiği GAP televizyonunda Kürtçe yayın yapılması, Kürtçe eğitimin serbest bırakılması gibi öneriler konusunda MGK'dan mutabakat çıkmadı. Eşref Bitlis'in 1992'de Özal'a hitaben yazdığı mektupta şu satırlar vardı. Sayın Cumhurbaşkanım, bölge halkının kazanılması zaruridir. Halk, yanlış yönetimle terör arasında sıkışmış durumda. Bunu suistimal eden unsurların bertaraf edilmesinin zorunluluğu ortadadır. Bölgeye gönderilen personel, terörün oluşumu ve etkileri konusunda bilgilendirilmeli. Terör örgütünün zemin bulmasının önüne geçmek için alan çalışmasına ağırlık verilmelidir. Orgeneral Bitlis, teröre kesin çözüm için Kuzey Irak'taki bataklığın kurutulmasına kesin olarak inanmıştı. 4 Ekim 1992 günü Kürt Federe Devleti'ni ilan etmiş olan Talebani ve Barzani'nin bu mücadelede Türkiye'nin yanında yer alması hayati bir önem taşıyordu. 17 Aralık 1992 günü Kuzey Irak'a giden helikopterde Orgeneral Eşref Bitlis ve Güneydoğu'daki Asayiş Komutanı Korgeneral Necati Özgen vardı. Onları taşıyan helikopter saat 7.55'te Silopi'den havalandı. Sınırı geçtiklerinde yanındaki korgenerale dönen Bitlis, Necati Paşa, biz şu anda Kuzey Irak'a geçen ilk iki Türk generaliyiz dedi. Korgeneral Özgen, vatan sağ olsun komutanım cevabını verdi.
Türkiye sınırı henüz geçilmişti ki saat 8.12'de bir çekiç güç uçağı tarafından taciz edildiler. Oysa Mardin radarına uçuş ve içindeki komutan bildirilmişti. Helikopter pilotları birkaç uçağın da geldiklerini gördü. Alçak uçuşta helikopteri düşürebilirlerdi. Helikopter pilotları düşme tehlikesine karşı Fırat Nehri'ni adeta yalayarak ilerliyorlardı. Uçakların helikopteri taciz ettiği Mardin'deki radar üssüne bildirildi ve uçaklar çekildi. Sonra bu olay soruşturuldu ancak faili meçhul olarak kaldı. Eşref Bitlis o olaydan sonra eve gelince eşine "Henüz ecelimiz gelmemiş. Neredeyse bugün helikopter düşüyordu. Allah korudu, son anda kurtulduk." dedi. Bitlis'in Kuzey Irak temaslarından sonra 24 Aralık 1992'de Talabani ve Barzani ile iki ayrı protokol imzalandı. Türkiye bölgede peşmergeler için 67 tane karakol kuracak, Talabani ve Barzani terörle mücadelede Türkiye'nin yanında yer alacaklardı. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bunların daha isimlileri çıkacak, işlere hazırlanacak, suçlular görülecek. Ondan sonra gerekli görüşmeler yapılacak. Talep edildim efendim. Şu anki görüşmeler talep edildim. Evlat işleme yapılıyor. Anlaşıldı. Evet. Kesin olanlar hakkında kesin bilgi var mı? Bu kadar mı? O rakamı kendileri biliyor. Kendi U.S. member olduğu mutlaka konuştuklarında. Vallahi exactly I don't know. İşte bu gelişmelerden sadece iki ay sonra Orgeneral Eşref Bitlis'in uçağı Diyarbakır yolunda düştü ve komutan Emir Subayı ile birlikte şehit oldu. Eşref Bitlis 17 Şubat 1993 günü uçağa binmeden önce son konuşmasını telefonda kızı Meltem Bitlis'le yaptı. Kızına şunları söyledi. Sabah gidecektim. Uçağım bozuldu, yapamadılar. Uçak bekledik. Ancak şimdi bulduk. Birazdan gidiyorum. Meltem Bitlis babasına keşke gitmesen. Hala o rüyaları görüyorum cevabını verdi. Orgeneral Bitlis bir anda telefonun öteki ucunda sessiz kaldı. Çünkü kızı Meltem Bitlis neredeyse bir aydır aynı rüyayı görüyordu. Rüyasında Meltem Bitlis babasıyla Mısır piramitlerini gezmeye gidiyor. Meltem piramitlerin içine girmek istemeyince babası gel bir şey olmaz diyor. Birlikte içeri giriyorlardı. Orgeneral Bitlis önde, kızı Meltem arkada piramitlerin içinde ilerlediklerinde birden yer kararıyor ve Meltem Bitlis korkuyla baba diye bağırıyordu. Ancak bu sese karşılık gelmiyordu. Arkadan Meltem Bitlis'in omzuna bir el dokunuyor. Meltem Bitlis dönünce karşısında dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'i buluyordu. İsmet Sezgin, hadi gidiyoruz deyince Meltem Bitlis, peki babam diyor. İsmet Sezgin, o artık gelmeyecek karşılığını veriyordu. Meltem Bitlis işte bu rüyayı defalarca babasına anlatmış ve korktuğunu söylemişti. Orgeneral Bitlis kızının rüyalarına inanırdı. Nitekim 17 Şubat 1993 günü bu tedirginlikle uçağa bindi. Orgeneral Bitlis'i Diyarbakır'a götürecek olan Beechcraft 12 uçağı Güvercinlik Askeri Havaalanı'ndan saat 12.19'da havalandı. 2 dakika sonra Esenboğa Havalimanı'ndaki kuleye ilk çağrısını yaptı. Ancak iletişimde sıkıntı vardı. Aynı saatlerde Ankara semalarında bulunan Türk Hava Yolları'nın 131 sefer sayılı uçağı Orgeneral Bitlis'i taşıyan uçakla Esenboğa Kulesi'nin haberleşmesine yardım etti. Orgeneral Bitlis'in uçağı Zafer 12 çağrı kodunu kullanıyordu. Saat 12.22'de ikinci pilot Tuğrul Sezginler kuleye şöyle seslendi. Efendim şu anda motorlarda anormallik var. Kule uçağı radarda görebiliyordu ve Esenboğa'ya iniş izni verdi. Ancak 2 dakika sonra uçak radardan kayboldu ve kuleden gelen Zafer 12 anonslarına hiçbir cevap gelmedi. 2-3 dakika sonra diyor ki motor tarımlardan bir acayip sesler geliyor ve sarsıntılar. Galiba sağ motor diyor. Ondan sonra hemen hemen 50 saniye sonra sol motorda da şiddetli sarsıntı var diyor. Onun dışında buzlanma ile ilgili hiçbir anons yok. Pilotların hiçbir konuşması yok. Herhangi bir kanatta bir taşıma arızası yok. Motorda bir başka arıza haberi yok.
bunlar sözlü söylenmediği gibi tespitte de sinyal verilir. Mesela buzlanma ile ilgili şey yanar, ikaz lambası yanar. Eğer pilotlar bunu aldırmazlarsa sesli ikaz verir. Bir gün evvel uçuş yapmış, bir saatten fazla. Şeyden sonra 15-20 dakika mı 25 dakika mı çalıştırılmış. Kalkıştan sonra, en azından kalkış anına kadar hiçbir şey yok. İlk 2-3 dakika içerisinde hiçbir şey yok. Pilotlardan hiçbir şikayet yok. Demek ki o şeyin, bunların sonunda içeride zarfı patlatmayacak, motor zarfını patlatmayacak şiddette. Ama içeride bir iki şeyi kıracak şiddette bir patlama oldu. Benim kanaatim bu. Ha, bu nasıl oldu onu bilemiyorum. Peki bu nasıl oldu ya, gene tabii kendim ben hep sebep aradım. O zamanlar bu C4'ler çıktı mıydı bilmiyorum. 17 sene evvel yani basında sözlü yazılı bilmem ne basında bunlar var mıydı? Sabotajlar da söyleniyor muydu bilmiyorum. Ama TNT'yi biliyoruz hepimiz. İlkokuldan beri biliyoruz. Böyle bir şey, diyelim ki motor girişine hemen alın şeyin arkasına bir şey sakız yapıştırılır gibi yapıştırıldı bir şekilde. Dışarıdan patlatıldı veya o belli bir sıcaklıkta veya üzerinden belli hızda bir hava akımı geçmesi halinde patlayabilecek durumda neler var? Bunu bu işin ustaları, erbabı bilir. Uçağın Ankara Yeni Mahalle'deki postane bahçesine düşüşünü gören görgü tanıkları o anı şöyle anlatıyor. İçeri şiddetli bir patlama oldu. İçeri oturuyorduk. Bir müthiş bir sıcak alev içeri vurdu. O dışarı çıktık, paramparça her taraf. Yukarıdayken alev aldı. Yukarıdayken alev alınca alev tam şurada arabaya vurar vurmak olduğu gibi her tarafa alev saçtı yani. Uçağın ikinci pilotu Sezginler'in ablasının açtığı tazminat davası üzerine mahkemeye bilirkişi raporu hazırlayan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ikisi profesör, biri doçent, üç kişilik heyeti böyle demiyordu. Bu üç kişilik heyetteki isimlerden biri Ahmet Nuri Yüksel. Şimdi bu zaman nerede olur bakın? Bir, pervaneli pervanesiz bütün uçakların kanadının önünde olur. Biz oraya hücum kenarı deriz. Yani havayla ilk karşılaştığı yer anlamında. Böyle kökten uca doğru. İki, kuyruk takımının hücum kenarında olur. Yatayının, düşeğinin. Üç, motor girişleri oraya hava alığı deriz. Onların böyle bir çerçeve bir şey vardır. Dudak diyebiliriz ona şöyle. Oralarda olur. Pervanelilerde ilaveten pervane paralarının kanada benzeyen hücum kenarlarında olur. Onların hücum kenarı var. Fakat mesela o uçak onlar oldu. Olduğu zaman oralarındaki bir fleksibil yapı vardır, kaplama gibi diyelim. Hemen onları böyle şişirip indirerek onlar kırılır. Elektrikle ısıtılarak kırılır. Yani buna pek fazla uzun süre meydan vermez. B-200'dür uçak tahmin ediyorum. Çift motorludur. Bunlar türbin motorludur. Ben uçaklarla çok uçtum. Pilot olarak da uçtum. Onların motorları Pratt & Whitney, Amerikan marka motorlardır. Şimdi bu motorların özelliği şu. Bu motorlar 13 milyon saat uçar durmadan. Yani durma ihtimali yoktur. 13 milyonda bir saatte bir durabilir. Bu 1400 sene eder. Sen 1400 sene non-stop uçarsan bu uçağın motoru durabilir. Ama iki motorun 50 saniye arayla durmasının imkanı yok zaten. 50 saniye arayla duruyorsa burada bir komplo var, bir şey var yani. Bunu artık bilir kişiler de açıklamaya başladı. Bu sadece tabii Eşref Bitlis'inle ilgili bir olay değil. Birçok onunla birlikte çalışan kişilerin, subayların da faili meşhur cinayetleri kurbanı. Bütün bunlar bu soruşturmanın çok daha ciddi yapılmasını gerektiriyor idi. Ben o dönem yapılan savcılık soruşturmasının yeterli olmadığı kanaatindeyim ve çok kısa sürede bir kararla, hani takipsizlik kararıyla kapatıldı. Şimdi o dönemde bunun üzerine gidilmesi gerekiyordu. Şimdi bir Eşref Bitlis Paşa'nın ekibinin bir şekilde tamamen tasfiye edildiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani o dönem araştırırsanız Eşref Bitlis Paşa ile birlikte çalışan ekibin büyük bir kısmı, yani %90-95'i tamamen tasfiye edildi.
İşte bir dediğiniz gibi Tunceli'de intihar dendi. Eşref İttis Paşa buzlanma dendi. Ben bu olayın çözülmesinden ziyade bu olayın sonuçlarının bir an evvel kamuoyuyla paylaşılmasını, buna inanmak istiyorum. Sonuçlarından çıkan, eğer sabotaj konusu çıktığında da bunun kamuoyuyla paylaşılabileceğini zannetmiyorum. Onu da altını çiziyorum. Yani eğer bu bir sabotajsa, bunu bulsalar dahi bunu kamuoyuyla paylaşmayacaktır bulan kişiler. Onun kurduğu sistemler, koyduğu prensipler ve kişiliğinde yatan özellikler daima yaşayacaktır. Aziz silah arkadaşım ve aziz kardeşim, ruhun şad olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Allahu Ekber. Eşref İttis Paşa rahmetli babamla beraber ve o ekip yaşamış olsaydı, ben sana söyleyeyim, 93 yılının sonuna kalmaz biterdi bu iş. Türkiye'de terör kalmazdı. Güneydoğu Kürt meselesi kalmazdı. Yani bugün o bölgenin insanının istediği sıcak yaklaşım zaten hedef orada. Bu işin kavgayla çözülemeyeceği, hatta kısmen ve kısmi afla başlayarak, yatırımları arttırarak, o bölgeyi zenginleştirerek, kültürel hakları tamamen vererek, insanların rahat yaşamasını sağlayacak bütün önlemler bir paket olarak yapılmıştı. Sadece bir bölümü değil, tamamı. Ve bu uzun çalışma sonucu bir noktaya gelmeseydi zaten bu barışı istemeyenler korkmazdı bundan. Demek ki barışa gidiyordu Türkiye. Birinci pilot binbaşı Yaşar Eriyan ve ikinci pilot yüzbaşı Tuğrul Sezginler Amerika Birleşik Devletleri'nde bu uçakların uçuş eğitimini almışlardı. İkisi de öğretmen pilottu. Sezginler bu kitapların İngilizce yazılmış kullanım kılavuzlarını Türkçe'ye çevirmişti ve eğer uçağın düşmesiyle ölmeseydi, pazartesi gününden itibaren pilotlara uçuş intibak eğitimi vermeye başlayacaktı. Sebebi buzlanma değil, pilotaj hatası değil. Bakın, pilotlar tecrübeli. Aklımda mesela şeyleri, birisi 3200 küsur saat uçuşu var baş pilotun. Birisinin, o ikinci pilotun, da 1700 küsur saat uçuşu var ve bu uçağı kullanmak üzere de Amerika'da testten geçirilerek bu sertifika alınmış. Uçakta her şey öyledir. Sigara tablası, kullanılan cezve, bunlar sertifikalıdır. Olmasa olmaz. Sonra motor bakımı bir gün evvel test uçuşu yapmış, bir saatten fazla. Demek ki bir bakımdan geçmiş demektir o. Ha. O gün de kazadan biraz evvel de, yani mesela yarım saat, bir saat evvel, tam bilemiyorum, 15 dakika kadar da motor yerde çalışmış, rölantide. Yani aktarma organları şey vermiyor. Pervaneye şey, dişli kutusu çalışmıyor yani. O otomobilde de şey boşalırız ya, onun gibi anlayın. Hiçbir şey yok ortada. Buna çağrışma veren hiçbir şey yok. Aynı şekilde olması işte bize şey hatırlatıyor. Sabotajı. Biz sorana hep sabotaj dedik. İlginç olan, Türk Hava Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanadalı 3 uzmandan oluşan 2. Askeri Bilirkişi Heyeti'nin raporunda düşen uçak için şu değerlendirmenin yapılmasıydı. Motor elemanlarının hiçbirinde çarpma öncesi anormallik veya çalışmama tehlikesi görülmedi. Şimdi bu adamlar motor içindeki önden arkaya bazı aksamındaki durumu inceleyerek burada buzlanma olmadığı, yani motorla ilgili buzlanma ile hiç olmadığı kanaatini açık bir şekilde belirtiyorlar. Ve enteresan, buzlanma diye ifade veren personelin bir hafta sonra buzlanma söz konusu değildir denen raporda da imzası var. Sağ motorda 16 tane türbin palası yok içeride. Peki uçağın o düştüğü yerde de yok. Ne diyeceksiniz? Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümünü izleyen sürece bakıldığında Türkiye'nin oldukça kanlı bir döneme girdiği görülüyor. Orgeneral Eşref Bitlis'in 3 yıllık jandarma genel komutanlığı döneminde, yani 1990-93 arasında ölen güvenlik görevlisi sayısı 991,
yaralı sayısı 2074'tü. Onun ölümünden sonraki 3 yıl içinde 1993-96 arasında ise ölen güvenlik görevlisi sayısı 2074'e, yaralanan sayısı 4802'ye yükseldi. Bitlis döneminde 1190 sivil öldü, 1550 sivil yaralandı. Sonraki 3 yılda 2482 kişi öldü, 2978 kişi yaralandı. 1990-93 arasında Güneydoğu bölgesinde meydana gelen olay sayısı 2479 iken, Bitlis'in ölümünü izleyen 3 yıl içinde bölgede 7889 olay meydana geldi. Bitlis döneminde 2744 terörist ölü ya da yaralı ele geçirilirken, 1993-96 döneminde bu sayı 9230'a çıktı. Akılda kalan sorular. O gün Ankara'dan havalanan birçok uçak vardı. Neden sadece Orgeneral Eşref Bitlis'i taşıyan uçağın motorları buzlanmaya maruz kaldı? Güneşin açıp karın eridiği bir saatte havalandığı halde uçağın motorları 6 dakikada nasıl buzlandı? İlk askeri bilirkişi raporunda şöyle deniliyor. Takriben saat 10.30'dan itibaren dışarıdaki hava sıcaklığının artmasından dolayı karlar erimeye başlamıştır. Bu nedenlerle uçağın yerde buzlanma şartları altında olmadığı kıymetlendirilmiştir. O halde 6 dakikada buzlanma nasıl meydana geldi? Soruşturma dosyasında ifadesi bulunan bir milli istihbarat teşkilatı mensubu, uçağın motorunun yakıt bölümünden itibaren borular döşendi. Bu çalışmayı gece yaptılar. Belli bir uçuştan sonra yakıt kesildi, diyor. Üniversite bilirkişi heyetinde yer alan Ahmet Nuri Yüksel de yakıt deposuna bu şekilde ince bir boruyla müdahale edilmesiyle motorun yakıtsız kalacağını ifade ettiğine göre bu yönde neden soruşturma yapılmadı? Uçak sabah 2-3 defa çalıştırılıp 30 dakika kadar problemsiz çalıştığı görüldüğüne göre ve pervanede buzlanmanın hemen oluşmadığı, oluşsa bile düşmeyi gerektirmediği bilindiğine göre kaza teşhisi neden bu kadar alelacele konuldu? Çünkü gece nöbet yaptı, yorgundu denilen 1. pilot Yaşar Eriyan'ın nöbetçi subay odasında 7,5 saat istirahat ettiği biliniyor. Uçak 24 Aralık 1991 günü Amerika'dan bir pilot albay, iki pilot binbaşı ve bir sivil pilot tarafından buzlanma şartlarında getirilmiş, 26 Aralık 1991 günü Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na teslim edilmişti. O uzun yolda buzlanmayan uçak, güneşli Ankara havasında 6 dakikada nasıl buzlandı? Orgeneral Bitlis'in uçağının düşmesinden 3 yıl sonra aralarında polis ve asker şahısların bulunduğu bir çeteye operasyon yapıldı. Yakalanan iki astsubay, Orgeneral Bitlis'in uçağının park halinde tutulduğu Kara Havacılık Okulu'nda görev yapıyorlardı. Bu olay yeterince araştırıldı mı?